5 senedir, 6 senedir eksklüzivdeyim. Belki bir kısmımıza tanışıyoruz. Beraber çalışmışızdır. Bugün Palo Alto'nun çok da yeni olmayan bir satın almasından sonraki sahip olduğu bir SOAR çözümünden bahsediyor olacağız. Gerçi bu webinarları, yani SOAR için yaptığımız webinarı, Demisto için yaptığımız webinarın benzerlerini daha önce yapmıştık. Bu biraz daha farklı olacak. Bu seferki falan biraz daha farklı. Yani Demisto'yu anlatmak yerine artık Demisto bir şeyleri nasıl yapıyor kısmına daha çok değiniyor olacağız. Standart bir slide'ım var ama çok üzerinde durmayacağım açıkçası. Bir SOAR'dan beklentiler nedir? Yani network'te ya da güvenlikte hangi ihtiyaçlarımızı kapatabiliyor? Bunları anlatan kısa bir slide'ım olacak. Aslında slide uzun, ben kısaltacağım. Ve doğrudan arayüze geçip arayüze bazı şeyleri daha yakından inceliyor olacağız. Daha çok playbook'larda neleri nasıl yapıyor, hangi sistemlerle ne şekilde entegre olabiliyoruz, beklentimizi ne ölçüde karşılıyor, neleri customize edebiliyoruz ya da bizim network'ümüze uygun yapıya nasıl daha iyi ve daha çabuk entegre edebiliriz. Bunlardan daha çok fazla, yani çok daha fazla bahsediyor olacağız. Bugünkü aslında webinarımız Demisto'yu anlatmak değil, Demisto bir şeyleri daha çok nasıl yapıyor, nasıl entegre oluyor kısmıyla daha çok ilgileniyor olacağız. Evet, çok kısa bir slide vardı. Niçin böyle bir ürüne ihtiyaç var günümüzde? Ne tür bir zafiyeti kapatıyor güvenlik adına ya da iş sürekliliği adına biraz da onlardan bahsediyor olalım. Hızlıca bir slide'ı geçiyor olacağım. Evet, günümüzde ataklar oldukça arttı. Yani daha öncesine baktığım zaman iletişim çağının hızla ilerlemiş olması, atakların ve bilgi ulaşma kolaylığının artması, kötü niyetli insanların bu tarz bilgilere daha çabuk ulaşmasıyla beraber günümüzdeki atak sayısı çok fazla artmaya başladı. Eskiye nazaran daha çok güvenliğe ihtiyaç duymaya başladık. Eskiden işi çözen servisler ayakta mı ayakta, birkaç tane ASL yaz işi bitir değil artık. Olay daha farklı yerlere gidiyor. Gün geçtikçe atak çeşitleri artıyor. Exploitler çoğalmaya başladı. Teknikler de artıyor. Bunları kullanan zafiyetler de çoğalmaya başladı. Dolayısıyla günümüzde bu kadar çok threat'in en basit bir kuruma bile yapılacak olan tehditlerin artması, bunların yönetimi, bunlara karşı oluşturulacak responslar oldukça zorlaştı. Yani bunlara cevap vermek çok zor. Dolayısıyla gün içerisinde bu işte uğraşmak yerine kendi işlerini yapmaya çalışanlar, yani bunlara respons vermek, bunları threat'leri analiz etmek oldukça zorlaştı. Sadece bu iş için özel bir ekibin kurulması her kurum için kolay bir çözüm olmayabiliyor. Bunun için aslında SOAR dediğimiz Security Orchestration Automation and Response tarafında SOC ekiplerine yönelik, SOC ekiplerine yönelik bir çözüm aslında Demisto. Bugün Demisto adıyla daha çok konuşmayacağız. Yani Demisto'nun adını XOR diye Palo Alto değiştirdi yakın zamanda. Dolayısıyla daha çok XOR diye Cortex'in altında göreceğimiz bir ürün aslında. Şimdi ne tür ihtiyacı tamamlıyor? Ona baktığımız zaman o kadar fazla alert geliyor ki günümüzde güvenlik ekiplerine, SOC ekiplerine. Bunların yönetimi oldukça zorlaşıyor. Yani sadece alertleri alabiliyor olmak bir marifet olmuyor artık. Yani CM'e ulaşan alertler, bakın mesela bir örnek vermiş, alert haftada 174 bin alert alabiliyor ortalama bir güvenlik yapısındaki SOC ekibi. Dolayısıyla bunlara response üretmek, yani bunları analiz etmek, bunlara ticket açılması, o ticketların yönetilmesi, responsların verilmesi, analizler vesaire, bunlar çok ciddi süreçler.
Yani 3-5 kişinin yapabileceği şeyler değil. Çünkü zaten bunun içerisinde fosfolipidlerin olması ve ayrıca duplicate olan aletlerin olması çok fazla. Bunları ayıklaması ayrı bir iş. O SSO ekiplerinin levelleriyle hani ne kadar çok level ayırsanız dahi level 1, level 2, level 3 diye onların bile hani level 3'e çıkması bile haftaları alabilecek bir süreç. Dolayısıyla bu iş aslında en azından level 1 ve level 2 tarafını otomatize edebilecek bir yapıya ihtiyacımız oluyor. Özellikle büyük yapılarda bu tür alertlerin çok olması gerçekten bu işi ilk etapta handle edecek ekibin işini zorlaştırıyor. O yüzden bunu yapabilecek bir otomasyon ürüne ihtiyaç var. Birincisi bu. Yani bu kadar çok alert yönetebilecek bir yapı her kurumda bulunmuyor. Bulması da imkansız zaten. Bunu yönetebilecek işte CM'lerden bahsediyoruz ama CM sadece size alert üretip kolere ediyor ama bununla ilgili responsları alamıyor çoğunlukla. Ve mevcut CM'ler burada bu kadar interaktif bir şekilde diğer ürünlerle entegre olup otomasyon yapamıyor. Yani otomasyon tarafı oldukça eksik oluyor. Diğer bir ihtiyaç konusu, evet o kadar fazla vaktimiz yok. Çok fazla ürün var network'ümüzde. Yani bu alertleri üretebilecek çok fazla ürün var. İşte firewall'larımızdan tutun, IP sistemimizden, işte anti-spyware tarafındaki ürünlerimizden, anti-spam çözümlerimizden. Network'te bulunan birçok ürün. Yani bugün ortalama bir kurumda 30 plus ürün var ve bunlar sürekli alert üretiyor. Demiştik ki 174K alert geliyor. Oysa bu kadar çok alertin üretildiği ve günden güne artan bu yapı gerçekten bizim kıymetli zamanımızı harcıyor. Burada en önemli şey bu işi daha efektif olarak yönetebiliyor olmak. O zaman vakti daha efektif kullanabiliyor olmak. Dediğimiz gibi zaten SOAR çözümü bu işi otomasyon tarafında tamamlayarak gelen alertleri analiz edip ilgili ekiplerle entegre edip doğrudan respons verip ilgili ürünlerle çözüm sağlayabiliyor. Yani aslında sadece alertleri yönetmek değil, alertleri ya da ilgili bir thread varsa bu thread'e ilgili kontakları aktarmak ve bunlar arasında iletişim sağlamak, buna ilgili ticket'ların açılması, analiz edilmesi ve bu sürecin protection tarafında tamamen protect edilip response verilmesi sürecini tamamen Nemisto yönetiyor. Tabi bunlar çok kısa süreler içerisinde yapılıyor. Normalde bir gerçekten ciddi bir thread'in analiz edilmesi, bunlarla ilgili responsların üretilmesi, işte ticket'ların açılıp kapatılması ve bu gibi süreçlerin değerlendirildiği durumlar gerçekten çok vakit alabiliyor. Belki bir haftayı bulabiliyor. Ama aslında güvenlik dediğimiz konu çok hızlı respons verilmesi gereken bir şey. Zaten hemen direkt limited context tarafında da gösterdiği gibi bir thread'e respons verme süresi ortalama o investigation süresi vesaire 4000'den fazla zamanımızı alıyormuş. Ama demiş söyle tabi bu belki saatler belki dakikalar içerisinde hallolabilecek bir durum. Evet, en önemli nokta kompleksite. Yani bütün güvenlik ekiplerinin bir noktada bir thread'e karşı çözüm üretebilmesi çok kolay değil. Yani endpoint tarafında, işte XDR tarafında, yani EDR tarafında çalışan ekibin, işte network ekibi, network güvenlik ekibiyle koordine bir şekilde çalışabiliyor olması, bir yerde oluşturulan thread'in ya da bir alertin değerlendirilmesi, bu ekip arasındaki koordinasyonu sağlanması ve sonrasında bu thread'e karşı protection çözüm üretimiz oldukça zor. Aslında demişti dediğimiz gibi bu tarz yapılarda entegrasyon sağlıyor. Yani bu güvenlik ekiplerinin birbiriyle olan koordine çalışmasını organize ediyor ve sadece organizasyon değil, belki bunların birbiriyle entegre olması esnasında hiç görüşmeye ihtiyaç duymadan, bunları görüştürmeden kendisi çözüm üretip çözümü uyguladıktan sonra sonucu bu ekiplerle paylaşabiliyor. Aslında amaç da bu. Olabildiğince arka planda bir şeyleri
otomatize etmek. Şimdi ben yine slide üzerinden ilerliyordum ama slide çok fazla değerlendirmeyeceğim. Direkt ürüne geçmek istiyorum. Şimdi ne yapıyor? Hangi yapıyla entegre oluyor? Hangi yapılarla entegre olabiliyor? Biraz onun üzerine duralım. Ve sadece mevcut playbookları kullanmayacağım bugün. Kendi yapımızda customize edebildiğimiz bazı şeyler var. Mesela hep genelde demüstü anlatılırken maillerdeki maillerin kontentlerini inceler. İşte bir mail phishing maili geldiyse içerisinde bir URL veya bir IP ya da bir domain varsa bunu ilgili birimlere bildirir ya da işte VirusTotal gibi, IBM X-Force gibi belli komitelere sordurarak ya da hash'lerini sordurarak yani bununla ilgili responsları aldırır. Sadece burada görünen şey aslında URL veya domain ya da bir IP bilgisi, IP reputasyonu almak gibi değil. Biz biraz daha customize bir şey yapacağız bugün. Onun üzerine duracağız. Şimdi Demisyon'un arayüzüne girelim. Oldukça basit. Aynı zamanda Demisto'yu nerede host ediyoruz? Üç yöntemi var. Bir tanesi on-prem'de yapabiliyoruz. Bir diğeri cloud'da verilen bir instance olarak, hizmet olarak verilebiliyor. Ve bir de doğrudan Docker olarak da çalıştırabiliyorsunuz. Yine on-premise ya da cloud olarak düşünebilirsiniz. Arayüzü çok kompleks değil aslında, oldukça basit. Biz bugün biraz daha böyle entegrasyonlu tarafında duruyor olacağız. Öncelikle ben nelerle entegre edebiliyorum? Elimdeki hangi ürünlerle entegre olabiliyor? Ona bakabiliyorum. Ama öncesinde şöyle bir şey gösterebilirim sizlere. Ürünü gün içerisinde, webinar sonrası daha yakından incelemek isteyen olursa doğrudan üreticiden talep edebiliyorsunuz. 30 günlük bir deneme sürümü veriyor size. Ve bu deneme sürümünde günlük birkaç event yani yaklaşık 166 tane event oluşturup respons verebileceğiniz bir demo şeyiniz var. Hesabınız var, açıyorsunuz. Size istediğiniz platformda demoyu sağlayabiliyorlar. Registrasyon oldukça basit. Evet. Nelerle entegre olabiliyor kısmına baktığımızda integration kısmı aslında oldukça geniş. Şimdi şu an server ve service kısmında 387 hazır ürünle entegre olabiliyormuş. İşte özellikle bunları filtrelediğimizde şöyle bakalım. Kategorizasyon tarafında birçok işte database ürünleri olabilir, endpoint'teki ürünler olabilir, e-mail gateway, network security, birçok ürün aslında burada mevcut. Firewall'larda bakalım neler var. Evet yani bildiğimiz bir kısım firewall zaten hazırda var. Yani bunlarla entegre olabiliyor. Biz de şu an için birkaç tanesiyle entegre ettik. Örnek mesela Palo Alto ile entegre olduğunda neler yaptırabiliyoruz ürüne bunları görebiliyoruz. Yani bir firewall'da kural oluşturma ya da işte bir obje oluşturma ve bunlarla ilgili birçok aksiyonu aldırabiliyorsunuz. Özellikle Palo Alto firewall için alınabilecek aksiyonlar oldukça fazla. Diğer üreticiler için de geçerli bu. Yani sadece Palo Alto değil, diğer üreticilerde de benzer entegrasyon var. Yani şöyle düşünün, şöyle bir senaryo düşünelim. Bir thread geldiğinde bu thread'in source IP'sini bir firewall'a bloklatmak istiyorsak ya da endpoint'te oluşmuş bir thread'i firewall'a kesmek istiyorsak endpoint'teki bir ürün source olarak user ya da source IP olarak bize bir thread alert ettiyse bununla ilgili aksiyonlar arka tarafta analizler sürecinde bu thread'in olumlu bir şekilde yani gerçekten pozitif olmadığı doğru bir şekilde
anons edildiyse, analizler sonucu pozitif çıktıysa, istersek firewall'umuzda doğrudan bu source IP için bir blok kuralı yazdırabilirsiniz. Bu tabii ki tamamen arka planda senaryomuza dahil olan bir şey. Yani entegre ettiğimiz her ürünün burada neler yapabileceğine dair bilgiyi sağlayabiliyor demişti aslında. Integration kısmında hangi ürünlerle entegre olabiliyor kısmını görebiliyoruz. Sadece üretici bazında düşünmeyin. Mesela bir domain controller'la ilgili entegrasyon da var. Mesela Active Directory diyelim. Active Directory'de ne yapabiliyor? Bunları da görebiliyoruz. Evet, Active Directory gruplar açabiliyor, kontaklara bakabiliyor, user oluşturabiliyor ve bunlarla ilgili bilgileri check edebiliyor. Şimdi ne zaman kullanabiliriz bunu? Tamamen aslında bir hayal ederek bir şeyleri yapabiliyoruz. Yani Active Directory'deki kullanıcı ne zaman kullanırım? Bir işe alım süreci ya da işten ayrılım sürecini değerlendirelim. Bir çalışanı işe aldığımızda bununla ilgili aksiyon alacağız. Ne yapacağız? Yani Active Directory user'ını açacağız. Firewall'da belki SSL VPN user'ları ve haklarını vereceğiz. Ve diğer ürünlerle ilgili account'lar açılıp bunlarla ilgili politikaların yazılmasını düşünelim. Sadece yapmamız gereken işte yeni işe alım diye bir subject adı altında bir mail atacağız. Demisto'ya verdiğimiz dedikçe bir mail adresi olacak. Bir mail account'ı olacak durumda. Öyle düşünelim. Subject'i konuyu verdiğinde yani yeni işe alın dediğimizde içerisinde content'i doldurduğumuzda body'de işte username şudur, password budur, politikaları budur diye yazdığımızda demiş de bunu otomatik olarak parse edip arka planda isterseniz bu işe alım sürecini otomatik bir şekilde tamamlamış olabilir. Yani mail adreslerinin açılması, Active Directory user'ların oluşturulması ya da firewall'lardaki VPN haklarının verilmesi gibi süreçleri otomatik olarak arkada tamamlayabilir. Otomasyon tarafı, thread tarafı zaten oldukça gelişmiş. Birçok üreticiyle, işte VirusTotal, IBM X-Force gibi birçok üreticiyle zaten entegre çalışabiliyor. Entegrasyonu da oldukça basit. Thread tarafını yapabiliyor ama bunun dışında daha farklı otomasyonları da sağlayabiliyorsunuz. Mesela VirusTotal'a bakalım. VirusTotal ve benzeri üreticilerle entegrasyonu var zaten. Benim free bir account'um vardı. Private bir account. Kurumsal bir account'ı. Doğrudan entegrasyon oldukça basit. API key ve password'ünü girdiğinizde doğrudan entegrasyonu sağlamış oluyorsunuz. Birazdan senaryolarına gireceğiz, playbooklarına gireceğiz, playbook tasarımına gireceğiz. Playbooklardaki functionların customize edilmesi tarafına bakacağız biraz. Birkaç playbook çalıştıracağız. Entegrasyonlarla ilgili sorunuz var mı? Ben burada bir soru varsa alabilirim. Yani hangi ürünlerle entegre olabiliyor? Belki mevcut yapınızda bir ürün vardır. Bununla entegre etmek istiyorsunuzdur. Özellikle SIEM tarafında entegrasyonunu soranlar oluyor. Ya ben aslında şöyle düşünüyorum SIEM tarafındaki entegrasyonu. Sonuçta bizim kullandığımız hemen bütün ürünler alertleri mail yoluyla atabiliyor. Ya SIEM atıyor, SIEM'den bize geliyor olabiliyor bu maillerin tamamı. Dolayısıyla biz maili bir şeyleri alabiliyorsak Demisto'da bunun karşılığı var demektir. Yani şu, Demisto mail account'larını dinleyerek bir şeyler yapmaya çalışıyor daha çok. Yani mail listener oluşturuyorsunuz. Bu mail listener'a düşen incident'lar arka tarafta content parse ediliyor ve bununla ilgili aksiyonlar aldırılıyor. Az önce bahsettiğimiz gibi bir mail geldiğinde, mailin subject'inde bir domain varsa ya da URL varsa, yine body'sinde, HTML body'sinde bir URL, bir IP, bir domain varsa bunların reputasyonlarına bakmak için işte belli birimlere sorgu atıp dönüş yapıyor ya. Aynı şekilde
CM'deki ya da diğer endpoint ya da diğer network elemanlarından aldığı bilgiler aslında mail yoluyla olmalı. Yani listen ettiği şeyler mail oluyor. Dolayısıyla Demisto için oluşturduğumuz bir mail account'ı bu işi tamamen çözebiliyor. Bunu yapabileceğiniz örnek veriyorum, bir mail account açtınız. Bu birçok yolla olabilir, dinleme olayı. O maili dinleme olayı, mailbox dinleme olayı. Şöyle yapalım. Mesela Office 360. Office 365 ile ilgili burada dinleyebileceği, mailbox'ına bakabileceği kısım var. Gerçi ben entegre etmişim ama henüz o kısma henüz girmedim. Şimdi mailbox tanıdığım zaman onu dinliyor. Dolayısıyla bir alert geldiğinde o mailbox'a düşen o alerti parse ediyor. Alerti content'i parse edip ya aksiyon alınması gerekiyorsa, net aksiyonlar alınması gerekiyorsa zaten birazdan playbook gireceğiz. Playbook'taki aksiyon sıralamasına göre aksiyonunu alıyor. O tarafta şöyle yapalım. Benim burada entegre ettiğim birçok ürün var. Ama dediğim gibi sormak istediğiniz bir ürün varsa doğrudan buradan bakabiliriz. Oldukça fazla QRL, ROC dediğim gibi birçok ürünle doğrudan entegre olabiliyor. Şimdi direkt şey tarafına geleceğim ben. Bunları nasıl yapıyor? Yani nasıl otomatize ediyor? Nasıl programlıyoruz biz bu Nemisto'yu? Standart aslında playbooklar dediğimiz bazı yapılar var biliyorsunuz. Hazırda olan birçok playbook var. Biz bunları by default kullanabiliyoruz ama bizim kendi senaryomuza dahil playbookları da customize edip kendimiz yazabiliyoruz. Mesela şurada hazırda birkaç playbook bakalım. Neler yapıyor onu görelim. Oldukça fazla playbook var. Hazır playbook bu arada. Yapınıza uygulayabiliyorsunuz ya da bunları kopya edip editleyip yapınıza daha uygun bir şekilde entegre edebiliyorsunuz. Şimdi burada hazır playbooklardan birine bakalım. Mesela malware ile ilgili ya da IP enrichment yani bir mailbox'a düşen IP'lerin reputasyonunu sorma. Bu gibi bilgileri, bu gibi playbooklar hazırda var ama biz şu an için başka bir playbook çalıştıracağız. Kendi yazdığımız bir playbook var. Onunla ilerliyor olacağız. Şimdi malware playbook tarafına bakalım. VPN bağlantım olduğu için biraz yavaş. Evet, Malware Playbook'u buraya hemen load etti. Burada bir sıralama var. Nedir bu? Biraz daha yakından görebiliriz. Bunun için bayağı zaman alacak. Ama kabaca yapacağı şeyleri aslında görebiliriz. Incident'ın oluşması, şuradan başlayalım biraz. Incident oluşuyor. İçerisindeki entegrasyonlarda expose ediliyor. Yani content dışarıya alınıyor. Ve içerisindeki data yani mail içerisinde gelen bir veriyi işte IP bu bir URL olabilir, domain olabilir, yine IP olabilir. Bu veriyi incelemek üzere içerideki ve dışarıdan alınan birçok hizmeti paylaşıyor.
Eğer bir örnek veriyorum, Palo Alto tarafında bir Wi-Fi hizmeti satın almışsak, bunu işte bir dosya ya da bir IP ya da diğer ürünlerle ilgili hash'ini ya da IP'sini, reputasyonunu doğrudan Palo Alto ile paylaşıp bunu sorgulayabiliyor. Evet, ilk önce bu olayı bir IT ekiplerinden birine assign edebiliyor. Ve işte eğer bir kullanıcıya, içerideki bir kullanıcıya düşen bir mail ise bu kullanıcı ilgili maili tamamen dışarıdan içeride sorgulatabiliyor ve HR'a sorabiliyor gibi. Senaryo biraz gelişmiş bir senaryo. Bunun üzerine çok durmayacağım ama kendi yazdığımız basit bir senaryo üzerinden devam edebiliriz. Mesela buraya bakalım. Yine hep mail üzerinden gidiyoruz. Dediğim gibi instantlar mail üzerinden oluşuyor ve oluşan bu instantların içeriğini mailden alıyoruz biz. Yine bir mail ulaştığında bu mail içerisindeki URL'lere bakacağız. Senaryomuz bu. URL'ler extract edilecek. Extract edildikten sonra mail içerisindeki bütün URL'ler Virtual ya da IBM X-Force gibi bir birime sorulacak. Ve içerideki gelen URL'in ya da domain'in buradaki URL'in reputasyonuna VirusTotal'da IBM X-Force'a bakılıyor. Şimdi IBM X-Force 10 üzerinden bir skorlama yapıyor. VirusTotal'da aynı şekilde kendi üzerindeki engine'ler arasında bir skorlama yapıyor. Yani 80 engine'in diyorum 20 tanesi buna malicious dedi. Bu benim için malicious'dır değil midir kararını benim vermem gerekiyor. Yani playbook hazırlarken en azından bu şekilde sağlıyor, hazırlıyoruz. Şimdi bu entegrasyonları en başta integration kısmında yapmıştık. İşte VirusTotal ve IBM X-Force tarafında. Bu playbook'u ben direkt sürükle bırak mantığıyla buraya oluşturabiliyorum. Bunu açıkladıktan sonra sürükle bırak mantığıyla bir şey yapacağız tekrardan. Şimdi hemen içerisine baktığımızda playbook trigger edilecek. Bunun bir input output olacak. Yani aslında playbook içerisinde benim alacağım mail olabilir. Mailin body'sine, subject'ine ve işte diğer content'lerine bakıp içerisindeki URL'leri almam gerekiyor. Evet, ben incident olarak details kısmını almışım. Yani hemen hemen her şeyi içeriyor details kısmı bir maildeki. Output olarak yine şurası, şu playbook, şu function içerisindeki URL'leri extract edecek ve output'una yansıtacak. Ben bunun output'unu alıp direkt VirusTotal'e yer olarak veriyorum ve VirusTotal bunu benim işte API üzerinden URL'in reputasyonu sorguluyor. Aynı şekilde IBM X-Force da input URL data olarak alıyor. Yani extract ettiğim URL'in output'u data URL data. Yine bunu alt olarak alıyor. Daha sonra VirusTotal'den ve IBM X-Force'dan skorlamalar geliyor. Ben bu skorlamaları değerlendireceğim. Nasıl yapacağım? Bir şöyle yapmışım. Ben şunu editleyeyim. Skorlamaları vermişim. Yani biraz aşağı inersek bakın hemen URL'in malicious olup olmama kısmı. Eğer VirusTotal ve IBM X-Force buna malicious derse evet gerçekten malicious bir datadır deyip işte Telegram'dan mesaj attırmışım. İşte ilgili yere mailleri döndürmüşüm ve bununla ilgili case'i kapatmışım. Ama tabii öncesinde burada şey de yaptırabilirsiniz. Endpoint'e bir tarama başlatabilirsiniz. Tarama sonrasında o virüse ait bir hash bir şey yakalanırsa endpoint'i bir platformda yani o network'ten izole edebilirsiniz gibi birçok senaryoyu devam ettirebilirsiniz. Ama burada hedefim benim bir URL'i yakalayıp ilgili birimlere mail atılması, case'in açılması, ticket'ların açılması ve bilgilendirmelerin yapılması gibi şeklinde olacak. Şimdi hem VirusTotal hem IBM X-Force buna hani şartlı bir döngüye sokuyorum. Şartlı bir yapıya giriyoruz. Burada her ikisi de olumlu dönerse evet yani bu kesin virüstür bilgisi dönecek. Biri yani VirusTotal malware'dir der ve ya da reputasyonu düşüktür derse ya da IBM X-Force hayır derse bu şekilde
Yes, no, no, yes, no veya diğerleri şeklinde devam edecek bizim senaryomuzda. Şimdi IBM X-Force ya da VirusTotal'in buna malicious demo kısmı da aslında karışık. Yani bir URL'in malicious olup olmamasına nasıl karar vereceğiz? Yani 80 tane üreticiden, yine VirusTotal için konuşuyorum, 5 tanesi buna malware derse, bunu malicious derse, bunu malicious olarak mı kabul edeceğiz? Bunun kararı da sizde oluyor. Yani siz yapabiliyorsunuz. Ben şöyle yapmışım. Eğer positive detection 5 numaradan 5 tane daha büyükse, 80 üreticiden engine'den 5 ya da 5'ten daha büyüğü, daha fazlası buna malicious derse, yine burası da şeyin tarafı, IBM X-Force'un tarafı. O da aynı şekilde daha fazla derse, 5'ten bir skorlaması 10 üzerinden 5 olursa, ikisi de malicious kararı vermiş oluyor. Bu skorlamayı neye göre yapıyordu? Bu içeriği nasıl değerlendiriyor? Şunu şuraya bakalım, hemen onu da görelim. Direkt burada şeyi seçebilirim. Hangi output'tan aldığım data? Mesela VirusTotal'den alabileceğim birçok şey var. Üretici ya da detection engine, positive detection gibi. Yani bu değerleri ben if döngüsüne sokabiliyorum. Ya da hangisi hangisinden büyük ya da hangisi hangisinden, filtreleme gibi düşünebiliriz. Buradaki yapıyı ben kendi playbooklarıma dahil edebiliyorum. Aynı şekilde VirusTotal eğer 5'ten büyük ama IBM X-Force 5'ten küçük derse, yes no şeklinde ilerlesin gibi şeyler yazıyorum. Yani burası aslında benim değerlendirme tabım olduğunu düşünün. Değerlendirme yaptığım kısım ve sonrasında alacağı aksiyona bakalım. Ne yapacak? Eğer her ikisi de buna malicious derse mail atsın. Nereye mail atacak? İşte bana ve belli adreslere mail atacak. Subject yanına şunu yazacak. İçerinde de bunlar olacak. Yani hangi URL'ler için değerlendirme yapıldığı, hangi üreticiden, işte IBM X4 VirusTotal'de yapılan değerlendirme sonuçlarını içeren bir mail olsun. Ya da işte aynı zamanda bununla ilgili ticket'ı açtık, şu kişiye assign ettik gibi bilgilerin de olacağı bir mail attırabilirsiniz. Yani tamamen bu içeriği zenginleştirmek size kalmış oluyor. Şimdi bunun için bir tane, bu playbook çalıştırdım daha doğrusu. Buraya içeri gelecek bir instant oluşturabiliyoruz biz doğrudan. Hemen instantlar kısmına gelelim. Bir tane instant oluşturalım. Bu playbook'u artık devreye alalım. New instant diyorum. Şöyle yapayım. Eski instantlarda bir tane URL vardı. Onu kullanacağım. Aslında malicious bir URL. Bu URL'i ben incident olarak, content olarak vereceğim playbook'un girişine ve sonrasında alınan aksiyonları göreceğiz. Yani virüsleri gönderecek, orada analiz edilecek, aynı şekilde IBM X-Force'da analiz edilecek ve sonuçları bizimle paylaşılacak, mail atılacak gibi. Yani günün sonunda en son ne yapılacağına kadar göreceğiz. Evet, incident kısmına geliyorum. Yeni bir instant oluşturabilirim. Yazamadım. Evet. Yazmama sebebini anlamadım. Test 1, 2, 3, 4, 5 diye bir instant ismi veriyorum.
Incident'ın içerisinde ne olacak demiştik. URL'leri ne oluyor anlamaya çalışıyorum. Evet, bu URL'e bakacak ve bunu hangi playbook'a sokacak? Yani bu instant olarak playbook'a sokacağı data aslında bu. Hemen bunu verelim. XN diye şu test URL playbook, az önce incelediğimiz playbook'a sokacak. Bu rol işte administrator rolü olsun. Onun dışında security'sini belirleyebilirim. High olsun. Ama bunu aslında ben kendim oluşturuyorum. Yani şey değil, bu doğrudan oluşmuş bir olay değil. Test amaçlı yaptığım bir şey. Evet, ve içerdiği data da bu URL olacak. Bu şu an için URL gibi durmuyor. Başına eş bir koyup create instant dedim. Test 1-3-5, evet, onu oluşturdu. Şimdi direkt buraya girelim. Şimdi bizi birkaç sekme bölümü atacak. Hemen bakalım. Şimdi burada instant ile ilgili genel bilgi var. İçerik bilgisi, kime esen edilmiş, kim tarafından yapılıyor vesaire. War Room kısmı var. Bu War Room'da bu playbook'un yaptığı bütün işlemleri bize burada detaylı bir şekilde veriyor. Evet, işlem bitmiş ve case'i kapatmış. Yani bu kadar kısa süre içerisinde neler yapıyor onu görelim. Bir de bu datayı playbook'umuza almış. Şimdi onu göreceğiz. Evet, playbook'a alıyor. Ne yaptı? Ona bakalım. Evet, input olarak bize bu verildi diyor ve ben bunu, direkt verilen bilgi bu. Ben bunu URL olarak extract ettim. Extract ettikten sonra Virustotal'e gönderdim content olarak. Virustotal bunu birkaç şekilde inceledi. Hem domainin kendisine hem subdomain'e ve aynı zamanda URL'ine baktı, inceledi ve bununla ilgili skorları bize sundu. Mesela burada 80 tane üreticiden, engine'den 6 tanesi burada malware demiş. Burada 76 tanesine sokmuş yine bu ana domaini. Bunun bir tanesi demiş. Aslında bu baktığımızda çok bizim skorlamamıza göre malicious değil aslında. Devam edelim. Evet, Virustotal'e sordu. Virustotal'deki işlemini bitirdi. Aynı zamanda IBM X-Force'a sordu. IBM X-Force da buna malware bilgisini 10 skorlamayla verdi. Şimdi bu kısma baktığımızda nereden geçilmiş? False pozitif olabilir diyor. Çünkü bir taraf kesinlikle malicious derken bir taraf yani Virustotal olumlu verirken IBM X-Force 10 üzerinden 10 verdi skorlamayı ve buna zararlı olarak değerlendirildi. Bunu yaptıktan sonra ne yapıyor? Maillerimizi atıyor. Yani bilgilendirme yapıyor. Input'tan zaten birçok bilgi geldi. Assign ettiğim engineer'e ya da içeride ilgili birimlere mail atıp ilgili organizasyonu başlatmış olabilir. Hani yapmış olan bu playbook'ta dediğim gibi bilgilendirme yapacak. Ben Telegram'a entegre etmiştim. Telegram'la ilgili bir entegrasyon var. Burada onu yapıyor. Bunun bilgilendirmesini yapıyor ve case'i kapatıyor. Yani adım adım playbook'ta nerede neleri işlettiğini hızlı bir şekilde görebiliyoruz. Eğer herhangi bir yerde takılma olsa, yani playbook'u tasarlarken bir hata yapmış olsak mutlaka ve mutlaka bunun içeriğini bize burada gösteriyor. Sadece o değil, entegrasyonları yaptıktan sonra bunları daha önceki webinarlarda göstermiştik ama burada da göstermekte fayda var. Entegrasyonları yaptıktan sonra doğrudan debot dediğimiz bir yapı var Demisto'da. Direkt sorgu atabiliyoruz. Özellikle mesela IP reputasyon kısmına bakalım. Reputation. Sürekli atıyor beni time zone'dan dolayı. IP ile ilgili
IP reputation diyelim ya da domain diyelim. Daha doğru olur. Domain için domain reputation yapalım. Input verelim. Yine aynı şekilde şuna baktıralım. Enter diyorum. Yani en basit yani bir kural yazarken bile bir firewall tarafında bunu doğrudan yaptırabiliyorsunuz. Yani mesela Active Directory ile ilgili şöyle yapalım. Active Directory ile ilgili bir şey yaptıracaksam direkt buradan kendim pomut üzerinden yaptırabiliyorum. Onu. Donma yaşıyor ama VPN ile ilgili bir sıkıntım olabilir. Arayüzü oldukça fazla donma oluyor. Yani aktif dair bir aksiyon alacaksam ya da bir grubu inceleyeceksem ya da gruba birini dahil edeceksem ya da firewall'daki bir obje grubunu değiştireceksem, içerisine bir şeyleri ekleyip bir şeyleri çıkartacaksam buradan doğrudan destek alabiliyorum. Yani kendim doğrudan buradan yapabildiğim gibi playbook'larla da bunu programlayabiliyorum. Şöyle düşünelim. Mesela aktif directory'de bir user açılacak. Konu başlığı AD user add diye bir subject oluşturdum yani mailime, Demiştay'a vereceğim mail account'ına. Biz bunu yazdığımızda işte content'e kullanıcı ile ilgili bilgileri yazıp Demiştay'a mail attığımızda otomatik olarak bunu açmış olabilir. Ya da firewall'da bu kullanıcıyı oluşturmuş, ya da bu kullanıcıya ait bir objeyi oluşturmuş ve devreye almış olabilir. Yani siz bu senaryoyu yapabiliyorsunuz. Şimdi genelde şey tarafında, demiş tarafında hazır birçok otomasyon sistemini kullanıyoruz. Yani entegre ettiğimiz ürünlerle beraber gelen automation'lar ya da işte extract URL dedik mesela. Extract URL'i kullandık. Neden kullandık bunu? Sonuçta mail'de gelen bir URL'i input olarak alacak. Datayı input olarak alacak. Bunu parse edecek. Output'una yansıtacak sadece bir URL olarak. Ve bunu farklı engine'lere yani playbook'taki farklı yapılarla input olarak verecek. Şimdi biz sadece burada URL'i ekstrak edebildik. Peki bizim istediğimiz herhangi bir şeyi ekstrak edebilir miyiz? Yani user eşittirin karşısındaki bilgiyi almak istiyorum. Ya da işte o subject'i değerlendireceğim. Yani subject'i öyle bir şey yazacak ki o subject'i alacak, o subject'i parse edecek, konu neyle ilgili olduğunu anlayacak ve ilgili playbook'a sokacak. O şekilde düşünelim. Bu durumda da aslında hem üreticiden bununla ilgili parsing için bir automation function'ı yazdırabiliyorsunuz. İsterseniz kendiniz de belli şeyleri customize edip kendiniz de yazabiliyorsunuz. Mesela benim yazdığım bir şey burada ben hani URL değil de ya da IP değil, domain değil. İçerideki user yani şöyle söyleyeyim mesela username'i karşılayacak ekran şu pardon. Evet. Username'i verecek, extract edecek bana. Yani username nasıl verecek? Eğer bir şeyin mailin body'sinde ya da işte subject'inde username iki nokta üst üste Fatih diyorsa o Fatih'i bir input olarak diğer ürünlerle paylaştırabilecek bir şey yapacağız. Az önce bir playbook çalıştırmıştık. Onunla ilgili mailler bana düştü. Bu arada onları ben size göstermedim. Onları hızlıca göstereyim. Şöyle yapalım. IBM X-Force'a ve şeye sordu demiştik. Evet, az önceki şu URL'i sordurmuştuk. Virüs tutarın yaptığı inceleme hem domain'i hem sub domain'i hem de URL'i
Doğrudan virüsler soruyor. 76'da şu domain için konuşuyorum sırasıyla. 76 tane engine'den bir tanesi malicious demiş. 80 üreticiden 6 tanesi. Bunu siz customize edebiliyorsunuz. Yani içerisinde, main içerisinde ne görmek istiyorsanız ya da kime ne bildirmek istiyorsanız virüs tutadan aldığım response'un tamamını doğrudan ilgili ekibi, ilgili birimi bilgilendirmek amaçlı customize gönderebiliyorsunuz. İşte IBM X-Force'un da skorunu burada söylüyor. From damage soruyor. Yani bununla ilgili aksiyonları aldım, case'i kapadım, işte ilgili birime assign ettim, escalate ettim gibi bilgileri maille ulaştırabiliyor size. Şimdi diğer önemli bir konu, bence bu daha önemli. Yani username'i ya da işte burada hangi değişkeni almak istiyorsanız, değerini almak istiyorsanız değişkeni. Bir parsing yazabiliyorsunuz. Mesela username iki noktadan sonra kısım benim için username'i ifade ediyor olacak ve burada onu kullanacağım. Şimdi bununla ilgili bir örnek yapacağım. Basit bir playbook oluşturalım. Custom benim kendi URL tarafı değil. Daha önce oluşturmuş olduğum bir tane şey vardı. Playbook vardı. Bir playbook'un oluşturulması aslında oldukça basit. Buradan hemen yeni bir tane oluşturalım. Pardon. Hemen deneme 1 2 3 diyelim. VPN tarafı biraz yavaş sanıyorum. Orada sıkıntı yaşıyorum. Kesilmeler oluyor hattımda. Deneme 1 2 3 diye bir playbook oluşturalım. Peki hemen burada peki ne ekleyeceğim? Playbook trigger edecek. Benim yazmış olduğum xn diye bir function vardı. Custom olarak yazmış olduğum xn url. Direkt add diyorum. Username olarak oluşturulan incident'taki detayı al diyeceğim. Yani details kısmını. Onun içerisinde her şey olduğu için birazdan zaten input olarak details'ı vereceğim. Hemen onu gideyim. Details kısmını aldım. Buraya otomatik olarak zaten hemen ekledi. Evet. Bunun detaylar kısmını işte xn username extract function'ına input olarak yansıttım detay kısmını ve bunun içerisinde detayın içerisinde geçen bilgiyi de parse edecek. Yani parse edeceği şey aslında username iki nokta üstte karşılığı neyse değişkenin değeri, onu doğrudan parse edecek. Sonrasında parse ettikten sonra bunu mail atsın diyelim. Evet, onu anlamadım bir şekilde. Evet, mail sender. Burada mail sender kullanacağım. Send mail. Evet, içerisinde ne olacak mailin? Ya da kime doğru atılacak, onu hemen net belirleyelim. Evet, mail içerisinde, mailin body'sinde şurada extract'ın doğrudan kendisi olsun, username olsun. İşte kullanıcı diyelim. Kullanıcı eşittir şu. Tabi burada Türkçe karakterli kullanıyorum ama şimdilik sorun olmaz diye düşünüyorum. Subject kısmında AD user diyelim. Kime atılacak? Evet, kendi mail adresimi yazdım. Subject'i yazdım. İşte çok çok detay verebiliyorsunuz. Body'ye bu kullanıcı parse ettiği kullanıcıyı atacak. Onun dışında şu an için şey yaptırmayacağım. Bunu da hemen
Bunun output'unu buraya vererek direkt mail attıracağım. Bir de sonuçta case'i close investigation diye bunu da ekliyorum. Ve close'u da kapattıracağım. Incident'ın olayın günlüğünü kapattıracağım. Evet, ne dedik? Dene 1, 2, 3. Böyle bir playbook oluşturduk. Şimdi instant'a bir veri gireceğim. Yani bir instant oluşturacağım. Detail kısmına username 2 nokta. Evet, bir isimlendirme yapalım. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 diye. Yazmadım ya. İki, üç. Evet, playbook kullanacağım playbook dene 1 2 3 olacak. Instant içeriğinde ne olacak? Detay kısmını inceleyecekti. Details kısmını inceleyecekti. User name 2 nokta işte tester 1 2 3 4 olsun. Hatta içerisinde başka dataların olduğunu düşünelim. Deneme başka bir şeyler daha var gibi. Böyle bir instant oluşsun. Yani tamamen kendi parser'ımız o şeyin içerisinde gelen mail içerisindeki user'ı extract edip o user'ı farklı yerlerde kullanılmayı sağladığını düşünün. Yani nedir? Bir işe alım sürecinden bahsediyoruz hep. Bir kullanıcı, bir çalışan network'e dahil edilecek. Yani kullanıcı ile ilgili Active Directory'de user'ın açılması, yine firewall'da bununla ilgili SSL VPN kullanıcısının açılması gibi birçok şeyi otomatik olarak yaptırabilmek için bizim bir sefer o username bilgisine ihtiyacımız var. Evet, bunu başlattık. Bakalım. Playbook'umuz bir yerde takılmış mı takılmamış mı bunu görebileceğiz şimdi. Evet, detay kısmına bunu girdik. Work plan'a bakalım. Evet, hepsinden geçmiş. Input olarak bunu aldı. Mail olarak da zaten bize gönderdi. İçeriği de zaten birazdan göreceğiz. Kullanıcı test 1-2-3 diye göndermiş. Zaten girmiş oldum. Orada input olarak girdiğim kullanıcı. Mail geldi mi bakayım hemen. Evet, maile ulaşmış. Böyle basit bir mail göndermiş olduk. Yani içeriği tamamıyla maille attırabiliyorsunuz gibi. Evet, önemli kısımlardan birisi bence burası. Yani tamamıyla customize edebileceğiniz bir yapının oluyor olması. Sonuçta sizin box'larınıza düşecek datayı ne yapacağını, hangi datayı alacağını siz karar vermeniz gerekiyor. Sadece URL, sadece IP ya da sadece domain ya da hash bilgisine göre ya da file'ı incelemeyeceğiz. Diğer vakitlerimizde, diğer yapacağımız webinarlarda belki diğer şeylere bakacağız. Yani bir dosya mail atılacak. O dosyayı işte virüs tutor'a soracağız. Farklı reputasyon bilimlerine soracağız. Hash değerlerini soracağız. Dosyayı direkt doğrudan bir sandbox'a upload edip orada analizi yaptıracağız ve analizin sonucu yine responslar aldıracağımızı düşünelim. Bu tarz şeyleri yaptırabiliyoruz ya da doğrudan bir mail box'a konuşturup ya da anti-spam çözümüyle konuşturup içerisindeki attachment'ı durduracağız. Buna gelecek olan işte sandbox'tan bunun için gelecek olan response'a göre işte release ettireceğiz vesaire. Bunun gibi senaryoları oluşturabiliyorsunuz. Tamamıyla size kalmış bir şey. Elinizdeki ürün gamıyla entegre edebilirsiniz. Elinizde ne var? Demisto nelerle entegre olabiliyor kısmını zaten hemen entegre kısmı ile şu integration kısmında görebiliyoruz. Dediğim gibi ürünü doğrudan demosunu biz de yardımcı oluruz. Talep edebiliyorsunuz. 30 günlük bir demosu var. Kurulum oldukça basit bir VM imajı da gönderebiliyorlar size. VM'i direkt ayağa kaldırıp
entegrasyonlar oldukça basit, hızlıca yapıp buradan denemelere başlayabilirsiniz. Önemli olan kısmı dediğim gibi custom playbookların oluşturulması, function'ın oluşturulması benim için daha önemli. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Benim webinarım çok sürmeyecekti. Daha çok böyle ürün üzerinden gitmeyi planlamıştık. Çünkü benzer webinarı sıkça yapmıştık. Yani ürünü anlatan. Burada sadece ürünün fonksiyonelitesine baktık. Bir şeylerin nasıl yapıyor kısmına baktık. Daha geniş bir zamanımızda daha detaylı inceleyeceğiz. Sorularınız varsa ben sorularınızı alabilirim. Birkaç soru geliyor. Onlarla ilgili ben cevaplandırma yapacağım. Evet, incident olarak sadece kaynak mail değil, farklı yapılardan incidentler alabiliyorsunuz. Bu da mümkün. Ama daha çok mail kullanın. Çünkü mail daha efektif olarak kullanabileceğiniz, her şeyle entegre edebileceğiniz kısmı. Örnek veriyorum, bir CM kısmıyla incident'ını alacaksınız. CM'de oluşur alertleri. Nasıl yapabilirsiniz bunu? CM'le doğrudan konuşturamıyor olsanız bile Demisto mailleri okuyabildiği için maille attırabilirsiniz. Hani belli seviyedeki alertleri de hepsini attırın. Fark etmez. Hepsini ayrı ayrı okuyacaktır Demisto. Dolayısıyla bir entegrasyonun, hani bu entegrasyonun farklılaştıracak bir yapı yok. Yani şununla entegre olurum, bununla olamam diyeceğimiz bir kısım olmayacak. Dolayısıyla Mailbox'a baktığı için hemen hemen bütün ürünlerle, bütün üreticilerle entegre olabiliyor. Sadece burada dediğim gibi o content'in içeriğini parse edebilecek function yazmak size kalıyor. Yani eğer çok farklı bir üretici ise öyle bir durum oluyor. Evet, multi-tenancy ile ilgili soru gelmiş. Teşekkür ediyorum, güzel bir soru. Multi-tenancy özelliği var. Yani MSSP müşterileri için siz farklı tanıtları açıp burada yönetimini onlara verebiliyorsunuz. Burada lisanslama tarafı multi-tenancy tarafında user-based yapılıyor bildiğim kadarıyla. Aynı zamanda case management tarafı da var. Bunun detaylarını ben size özel olarak istiyorsanız paylaşabilirim. Şimdi hangi ölçekteki kurumlara diye bir soru geliyor yine. Aslında kurumun işte çalışanı da network'ün şey değil, daha çok kurumda bilgi güvenliğine ne kadar değer verdi, altyapıda kullandığı ürünler önemli. Ne kadar çok alert geliyorsa ve bunları değerlendirme süreci ne kadar uzuyorsa ya da değerlendirme durumu ne kadar kritikleşmeye başlamışsa böyle bir ürüne ihtiyaç oluyor. Çünkü gerçekten duplicate edilmiş birçok alert alıyoruz ve bunları ayrı ayrı incelemek zorunda kalıyoruz. Zaman kaybımız oluyor. Aynı zamanda false pozitif datalar geliyor. Bunları ayırmak, ayıklamak oldukça zor. Demiş de şunu vaat ediyor. 10 bin alerti ben 50'ye çekebilirim diyor. Yani 10 bin alerti 50'ye çekebilme iddiasında bulunuyor. Dolayısıyla bu çok ciddi bir rakam. Yani %95 başarı sağlarım diyor. Çok kıymetli vaktimizi aslında bu tarz false pozitiflerde, gereksiz alertlerle, duplicate alertlerle harcamak yerine doğrudan böyle bir ürünü entegre edip arka planda otomasyonu sağlayabiliyoruz. Ekiplerini oldukça rahatlatan bir konu aslında bu. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Mail adresimi sizle beraber paylaşacağım katılımcının tamamıyla. Aynı zamanda sunumda çok fazla detay var ama sunumu ben kasıtlı girmedim. Çünkü direkt ürün üzerinden bir şeyleri aktif bir şekilde yapıyor olalım, görelim diye aslında istedim. Çünkü daha önceki webinarlarımızda sunum şeklinde ilerlemiştik. Webinar'ın kaydını alıyoruz, yayınlayacağız. İsterseniz bununla ilgili kaydı size gönderebiliriz. Linkini size paylaşabileceğiz.
Aynı zamanda ayrıntılı bir sorusu olan arkadaşımız doğrudan bana ulaşabilir. Maillerimizi ve iletişim bilgilerimizi paylaşıyor olacağım. Demo ya da diğer istekleriniz de olursa severek yardımcı olurum. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Umarım bir sonraki webinarımızda daha detaylı bir şey yapacağız. Aslında eğitim tadında geçmesini istiyorum. Dolayısıyla her Demisto webinarında bir farklı fonksiyonlarla ilerlemeye çalışıyoruz. Daha çok böyle bilindik sunumlar yapmak yerine daha çok interaktif bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Teşekkürler. İyi çalışmalar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Kolay gelsin.